Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuyla birlikteyiz. Şimdi biyoteknoloji dediğimiz konuya başlayacağız. Biyoteknoloji nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Arkadaşlar, biyolojinin teknolojiye uyarlanmasına biz biyoteknoloji diyoruz. İşte zaten hep örnekler veriyoruz. Nedir mesela? Helikopter böceği dediğimiz bir böcek var biliyorsunuz. Cleoptera dediğimiz bir böcek. Bu böceğin kanat sistemi kullanılarak mesela helikopterler icat edilmiştir. Veya bunun gibi birçok canlı örnek alınarak arkadaşlar birçok teknolojik alet icat edilmiştir. Ayrıca biyoteknoloji sadece bundan ibaret değil. İşte klonlama gibi yöntemler, poliploidi gibi yöntemler arkadaşlar yine biyoteknoloji sayesinde uygulanmıştır, bulunmuştur. Yani aslında günümüzün iş alanlarının önemli bir kısmını oluşturuyor diyebiliriz biyoteknoloji için. Şimdi biz ne göreceğiz peki? Biyoteknolojide ne işleyeceğiz? Arkadaşlar, biyoteknolojide DNA klonlanmasını işleyeceğiz. Daha sonra rekombinant DNA yapımında kullanılan enzimlerden bahsedeceğiz. Restriksiyon enzimlerinden bahsedeceğiz. Sonra arkadaşlar, DNA'nın in vitro ortamda, yani laboratuvar ortamında çoğaltılmasından bahsedeceğiz. Bunun gibi birçok yöntemden bahsedeceğiz. 2-3 video kadar sürecek biyoteknoloji dediğimiz konumuz. Yine bu videoda arkadaşlar, bu videonun altında açıklama kısmında bununla ilgili, yani bu konuyla ilgili PDF'sini de bulabilirsiniz. Yazdığım her şeyi fotoğraf olarak çekip PDF'ye dönüştürüyorum. Oradan her konunun ilk videosundan arkadaşlar alabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim DNA'nın klonlanmasına. Şöyle sayfamızı değiştirelim. Başlığımız nedir? DNA'nın klonlanması. DNA'nın klonlanması. Arkadaşlar, DNA nasıl klonlanacak? Nedir klonlama? Klonlama kopya demektir aslında arkadaşlar. Bir maddenin, bir canlının kopyasını oluşturmaya biz ne diyoruz? Klonlama diyoruz. İlk olarak DNA'nın klonlanmasını işleyeceğiz. Daha sonra bu koyun doliden bahsedeceğiz arkadaşlar. Nasıl klonlandı? Ne tür yollar izlendi? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi DNA klonlanırken çoğunlukla bakteriler kullanılıyor. Neden bakteriler? Çünkü bakterilerin hem çoğalması kolaydır arkadaşlar, hem de genomu daha küçüktür. Bizim genomumuzdan daha küçük olduğu için daha kolay bir şekilde işte kesme işlemi, yapıştırma işlemi yapılır. O yüzden de DNA klonlanmasında bakteriler kullanılır. O zaman yazalım. Çoğunlukla, yani sadece bizimle karşılaştırmayın. Mesela mantarları kullanacak olsa yine mantarlarda da uzun bir DNA vardır. İşte bitkilerde de aynı şekilde. O yüzden daha çok bakteriler kullanılır. Çoğunlukla bakteriler kullanılır. Peki arkadaşlar, nasıl kullanılıyor? Şimdi bakterilerin, yani ileride işleyeceğiz. Bu konudan sonra evrim var. Evrimden sonra da türlerin kökenine geçeceğiz. Türlerin kökeninde arkadaşlar, işte türleşmeden falan bahsettikten sonra bakterileri, arkeleri işleyeceğiz. Orada bakterilerde zaten bahsedeceğiz bakın. Bakterilerde DNA haricinde, bu halkasal büyük DNA haricinde bir de plazmit dediğimiz küçük DNA parçaları vardır. Bu küçük DNA parçaları kullanılarak klonlama işlemi yapılıyor. Bu yüzden zaten bakteriler çoğunlukla seçiliyor. Hem kendi genomları daha küçük, hem de arkadaşlar plazmitleri bulunuyor. Zaten çoğunlukla da bakterinin plazmiti kullanılıyor. O zaman yazalım. Bakterilerde DNA'dan farklı olarak plazmitler bulunur. Bunlar da dediğimiz gibi küçük DNA parçacıklarıdır arkadaşlar. Plazmitler DNA'dan daha az sayıda gen taşıdığı için, yani daha küçük olduğu için kullanılması, çoğaltılması daha kolaydır arkadaşlar. Nasıl oluyor peki? Plazmite istenilen DNA parçası aktarılıyor. Daha sonra arkadaşlar bakteriye tekrardan veriliyor ve biz bu bakteriye rekombinant bakteri diyoruz artık. Rekombinant bakteri diyoruz. Çünkü aktarım yapıldığı için arkadaşlar rekombinant bakteri ismini veriyoruz. O zaman yazalım şöyle. Plazmite istenilen DNA parçası aktarılır. DNA parçası aktarılır ve bakteriye verilir. Bu bakteriye rekombinant bakteri denir.
rekombinant bakteri denir. Şimdi arkadaşlar, tek bir genin, bakın tek bir genin çok sayıda kopyasının üretilmesine ise biz ne diyoruz? Gen klonlanması diyoruz. Tek bir genin çok sayıda kopyasının üretilmesine gen klonlanması denir. Zaten bunlar isminden çıkarırız ama yine de ben buraya yazmak istiyorum. Tek bir genin çok sayıda kopyasının üretilmesine gen klonlanması denir. Gen klonlanması denir. Evet, şimdi arkadaşlar, gen klonlanmasında iki tane temel amacımız vardır. Bunlardan bir tanesi belirli bir genin çok sayıda kopyasını üretmek. Diğeri de arkadaşlar bir proteini üretmektir. Şimdi sonuçta proteinler nereden üretiliyor? Genlerden üretiliyor, değil mi? Genlerden şifre alınıyor. Bu şifreyi ben eğer ki çok sayıda üretmek istiyorsam ne yaparım? Klonlarım. Mesela şöyle düşünün. İnsülin hormonunu düşünün arkadaşlar. İnsülin hormonu protein yapılı bir hormondur. Şimdi arkadaşlar, bu insülin yani hormonun üretilebilmesi için öncelikle bu proteini üreten gen bakteriye veriliyor. Daha sonra bakteri kendisi çoğalırken ayrıca bu geni de çoğaltarak gen çoğalması, yani gen klonlaması yapıyor. Daha sonra belirli uyarıcılar veriliyor ve insülin proteinini, yani insülin hormonunun üretilmesi sağlanıyor. Böylece de işte o ilaçla olarak kullanılan, hani iğne olarak kullanıyorlar ya şeker hastaları, böylece insülin hormonu bu şekilde üretilmiş oluyor. İşte birçok alanda bu şekilde arkadaşlar DNA veya gen klonlanması kullanılıyor. O zaman yazalım amaçlarını. Ne diyoruz? İki temel amaç vardır. İki temel amaç vardır. Bunlardan birincisi, dediğimiz gibi nedir? Belirli bir genin çok sayıda üretilmesi. İkincisi de protein üretimi. Protein üretimi. Bu ikisi arkadaşlar iki temel amacımızdır. Şimdi bakın, örnek olarak insülini de verdik zaten. Şimdi gen klonlanması nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şematik olarak ben çizeyim. Daha sonra şöyle şurada gen klonlanmasını size kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar, ben çizdim. Rekombinant DNA nasıl gerçekleşiyor, nasıl yapılıyor bakalım. Şimdi bizim bir bakterimiz var. Bakterinin DNA'sı bizim için önemli değil. Çünkü neyi kullanacağız? Plazmidi kullanacağız. Plazmide bakın, şurada başka bir hücremiz var. Kromozom DNA'sı var. Bakın şu yeşille çizdiklerim ise ilgili, yani çoğaltmak istediğimiz gen. Bu plazmide ilgili gen aktarılıyor. Daha sonra rekombinant bir DNA, yani plazmit elde ediliyor. Bu plazmit arkadaşlar aynı bakteriye aktarılıyor. Bu bakteri çoğaldıkça bakın ne çoğalıyor? Gen de çoğalmış oluyor. Ayrıca burada uyaranlar veriliyor ve proteinler sentezleniyor. Bu gen bölgesinden arkadaşlar ilgili protein sentezleniyor. Daha sonra bunlar ayrıştırılıyor. Bakın, ayrıştırıldığı zaman ilgili gen açığa çıkıyor. Şu yeşil olan kısımlar, bir de elde edilen protein açığa çıkıyor. İlgili genle ilgili çok güzel bir cümle oldu. Bu istenilen genle ilgili arkadaşlar temel araştırmada bu plazmitler kullanılıyor. Elde edilen proteinle ilgili araştırmalarda ise buradaki proteinler kullanılıyor. Yani insülin hormonu gibi mesela. Yani bu insülin hormonuna dönüştürülerek ne yapılıyor? İşte ilaç olarak kullanılıyor. Bu şekilde plazmit aktarımı, rekombinant DNA aktarımı bu şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Yani şurada anlattıklarım kısaca şekil üstünde bu şekilde görünüyor. Evet, böylece DNA klonlanmasını anlattık. Şimdi rekombinant DNA yapımında restriksiyon enzimlerinin kullanılmasını anlatacağım size. Arkadaşlar, restriksiyon enzimleri önemli. Onları da bir şema üstünde göstereceğim nasıl yapıldığını. Restriksiyon enzimlerinin nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını. Hemen sayfamızı değiştirelim. Bir başlık yazalım, restriksiyon enzimleri diye. Ya da şöyle diyelim. Rekombinant DNA yapımında restriksiyon enzimlerinin kullanılması. Evet, şimdi
restriksiyon enzimlerinin kullanılması dedik. Arkadaşlar, genetik mühendisliği tarafından bakın daha çok kullanılıyor gen klonlanması. Genetik mühendisleri DNA moleküllerini sadece özel bölgelerde kesen, sınırlı sayıda kesen enzimler keşfediyorlar. Biz bu enzimlere restriksiyon endonükleaz ya da restriksiyon enzimleri diyoruz kısaca. Genetik mühendislerinin bulduğu bir enzimdir arkadaşlar bu enzim. Bu enzimler bakterileri koruyor arkadaşlar. Çünkü bakterinin de sonuçta geni var. Hani orada da kesilme ihtimali var. Bu enzimler bakteriye etki etmiyor. Bakterinin DNA'sını koruyor. Sadece işte diğer organizmaların ya da fajların, faj dediğimiz neydi? Bakterilerde çoğalan virüstü değil mi? Fajların yabancı DNA'sını keserek arkadaşlar bunları ayrıştırıyor. Bu ayrıştırdıktan sonra birleştirme işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. DNA ligaz tarafından yapılıyor bu da. Bunu zaten dediğim gibi bir şekil üstünde, şema üzerinde göstereceğim. İlk önce söylediklerimi yazayım. Aynı DNA klonlaması gibi yan tarafta da restriksiyon enzimleri nasıl çalışıyor şekil üstünde gösterelim. İlk önce şöyle diyelim. Gen klonlanması ve genetik mühendisleri ve genetik mühendisliği DNA moleküllerini özel bölgelerde sınırlı sayıda kesen enzimlerin kullanımına dayanır. Bu enzimler arkadaşlar ne dedik? Restriksiyon enzimleri olarak isimlendiriliyor. Yazalım onu da. Bu enzimler restriksiyon endonükleaz ya da restriksiyon enzimleri olarak isimlendirilir. Evet, bu şekilde isimlendirdik. Bu enzimler bakteriyi korur. Öncelikle onu da söyleyeyim, onu da yazayım arkadaşlar. Bu enzimler bakteriyi korur. Sadece yabancı DNA'yı keser. Bu yabancı DNA dediğimiz normal bir hücre olabilir. Mesela ökaryotik bir hücre olabilir veya faj DNA'sı olabilir arkadaşlar. Bu şekilde kesme işlemi yapılıyor. Şimdi restriksiyon enzimleri sayıca fazladır arkadaşlar. Bu enzimlerin her biri sadece belirli bir DNA dizisini tanıyor ve orayı kesiyor. Yani bir tane enzim bir sürü DNA bölgesini kesmiyor tabii ki. Her DNA bölgesinin farklı bir enzimi vardır. Bunu da yazalım. Daha sonra şekil üstünde göstermeye başlayalım. Şöyle yazayım. Her bir restriksiyon enzimi belli bir DNA dizisini tanır. Ve keser. Bu şekilde arkadaşlar sadece belirli bölgeler kesilmiş oluyor. Şimdi restriksiyon enzimlerinin çalışması ile ilgili ben bir şema çizeceğim buraya. Hani nasıl gösteriliyor, nasıl kesiliyor. Daha sonra yine şekil üstünden size anlatacağım. Arkadaşlar ben çizdim. Şimdi baktığımız zaman karışık bir yapı gibi görünebilir. Ama anlattığım zaman anlayacaksınız. Bakın şöyle. Bizim elimizde bir DNA var. Bu DNA'nın şu oklar yönünde restriksiyon bölgesi vardır. Bu bölge arkadaşlar restriksiyon enzimleri tarafından kesiliyor. Bakın kesme işlemi yapıldı. Daha sonra burada arkadaşlar başka bir kaynaktan DNA fragmenti eklenecek. Bu yapışkan uçların baz çiftleri de çeşitli kombinasyonlar oluşturuyor. Yani şurada hani kombinasyonlar yapmışım ya. Buradaki kombinasyonlar oluşuyor. Sadece bu değil. Bu sadece birisi. Farklı kombinasyonlar da oluşabilir arkadaşlar. Şurada bizim bir yapışkan ucumuz var. Bakın şu kısım yapışkan uç.
Daha sonra bu farklı kombinasyonlar yaparak arkadaşlar yabancı DNA'dan gelen bu bölge, bakın şu adenin timin diye yazdığım bölge birazdan yapıştırma işlemi yapılacak. Yani bu DNA ile bu DNA'yı birbirine yapıştıracağız arkadaşlar. Bu bizim bakterimizin DNA'sıdır. Bakterinin plazmididir. Bu da yabancı DNA'dır. Farklı DNA moleküllerine ait bu fragmentler arkadaşlar aynı restriksiyon enzimleri tarafından kesiliyor. Yani bu da aynı restriksiyon, bu da aynı restriksiyon enzimi tarafından kesiliyor. Daha sonra bunlar yan yana geliyor. Bakın hani şu üç üssü beş üssü yönlerini takip edin. Bakın beş üssü üç üssü şurası. Daha sonra bu araya bakın şu geldi. Beş üssü üç üssü hatta isterseniz şöyle yazayım. Adenin, timin, sitozin. Bakın bu araya şu bölge geldi. Burası. Diğer tarafı da nedir? Bakın şu kısım. Hatta renkli kalemle üstünden geçeyim isterseniz daha iyi bir şekilde anlayalım. Yani şu üstünden bakın pembeyle geçtiğim şu şekilde pembeyle geçtiğim bizim bakterimizin DNA'sı. Normal lacivert kalan yani şurası mor kalan, mavi kalan arkadaşlar kısım yabancı DNA'dır. Yine pembeyle geçtiği bakın şu kısımdır. Yapışkan uç dediğimiz bu kısımdır arkadaşlar. Araya ne eklendi bakın. Şuradaki zincir eklendi. Şimdi geliyorum alt tarafa. Alt tarafta da üç üssü beş üssü bölgesi var. Yine isterseniz bunu da şöyle yeşille göstereyim. Bakın bu bölge aynen şuradadır. Üç üssü beş üssü dediğimiz bölge. Sonra buraya bakın şu gelir arkadaşlar. Bu kısım gelir. Bu kısımda yine renkle çizmiyorum. Hatta bunun da direkt şeylerini yazalım. Timin, adenin şeklinde yazalım. Bu şekilde geldi. Daha sonra geriye kalan 3 üssü 5 üssü bölgesi de bakın şu bölgedir arkadaşlar. Bu da yine bizim bakterinin plazmidine ait bölgemizdir. Yani şu aradaki kısım ne oldu? Yapışkan kısım, çoğaltmak istediğimiz kısım oldu arkadaşlar. Peki bu aralarda kalan şu turuncuyla çizdiğim boşlukları kim kapatacak? Hani hatırlayın DNA'da o kazaki parçacıklarını birleştiren bir enzim vardı. Bir hatırlayın bakalım neydi o enzimin adı? Cevabı umarım hemen veriyorsunuzdur. DNA ligaz enzimi değil mi? DNA ligaz enzimi arkadaşlar o kazaki parçacıklarını birleştiriyordu. DNA replikasyonu sırasında. Burada da yine aynı şekilde bakın. Şurada DNA parçacıkları arasında boşluklar var. Bu boşlukları kapatan kimdir? DNA ligaz enzimidir. İşte bizim restriksiyon enzimlerinin kullanılıp işte parçaların birleştirmesi olayı bu şekilde oluyor. Ben burada numaralarla yazdım. O numaraları şimdi yazıp vakit kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Yine notlar içerisinde zaten söylediklerimi yazacağım. Bulabilirsiniz. O yüzden şimdi tekrardan yazmak istemiyorum. Vaktimizi harcamayalım. Bu videoda bu kadarla kalmak istiyorum arkadaşlar. Sonraki videoda bakalım ne işleyeceğiz. Bakın sonraki videoda DNA'nın in vitro ortamda çoğaltılmasını işleyeceğiz. Daha sonra hayvanların klonlanmasını, kök hücre, DNA teknolojisinin uygulamalarından bir de DNA aktarımından bahsedip biyoteknoloji konusunu bitireceğiz. Sonra da soru çözümüne geçeceğiz. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.